Herkese merhaba. Bu sene mekansız fizikçiler tarafından düzenlenen fizik haftasının 19. ne diyelim 19. haftaya hoş geldiniz. Ben Onur Pusuluk. Bu bölümde ben moderatör olacağım. Ve bugün konuşmacımız Koç Üniversitesi'nden Mahir Yeşiller. Mahir yüksek lisansında 2. sınıfta. Ve biz aynı grupta çalışıyoruz Mahir'le. O yüzden benim için eğlenceli olacak onun moderatörlüğünü yapmak. Ve Mahir bugün bize aslında tensör ağlarından bahsedecek. Tensör ağları ilk olarak yoğun madde fiziğinde ortaya çıkmış bir kavram. Ama özellikle daha sonra kuantum enformasyonla da birleşince epey bir ilerleme kaydedilmiş. Bugün konformlu alan teorisinden geç teorilerine, düzensiz sistemlerden kuantum kimyaya ya da holografik dualiteye kadar ya da yapay zekaya kadar birçok alanda kullanılan bir yöntem. Hem teorik hem de hesapsal bir araç gereç. İlk bir saatin sonunda ara vereceğiz. İsteyenler arada soru sorabilirler Mahir'e söz alıp. Ya da doğrudan chat'e yazarlarsa ben sorularını iletebilirim. YouTube'daki soruları da aynı şekilde Mahir'e ben ileteceğim. Mahir, top sende, istersen başlayabilirsin. Teşekkürler hocam. Aslında ilk genel görelilikte ortaya çıkan bir şey galiba tensör ağları. Yani yanlış bilmiyorsam Roger Penrose tarafından şey yapıldı da. Ondan sonra mı ilk böyle uygulayıp numarik bir yöntem olarak çözenler? Evet, yoğun madde fiziğinde galiba. Neyse. Benim bugün anlatacağım konu işte ilk önce size basit operasyonların notasyonlar neler tensör ağlarıyla. Ondan sonra gerekli olan operasyonları, herhangi bir tensör ağını oluşturmak için gerekli olan operasyonları anlatacağım. Daha sonra kuantum sistemleri. Yani en özelinde bir boyuttaki kuantum sistemlerini nasıl formalize ederiz tensör ağlarıyla ve bunları işte ne gibi avantajları var? Çok büyük sistemlere çalışabilmemizi sağlıyor. Ve en son olarak da DMRC algoritması, yoğunluk matrisi renormalizasyon grubu algoritması diye bir algoritmadan bahsedeceğim. Bu algoritma çok yani 100 spinlik bir boyutlu bir latisin beklenen taban durumunu bulmamızı bile sağlıyor. Şu an kuantum kimyada da çok kullanılıyor. Bazı moleküller bulmaya. Neyse onlara geleceğiz. İlk önce basit diyagramlar şeylerle başlayayım. Tensör diyagramları. İlk önce elimizde bir vektör olduğunu düşünelim. Yani V 3 boyutlu 3 sadece elemanı var. Bunu tensör olarak sadece bir indiste gösterebiliriz. Bu birinci dereceden tensör olarak geçiyor. Bir vektör birinci dereceden tensör. İkinci olarak bir matrisimiz varsa bu matrisi de aynı şekilde ikinci dereceden bir tensör olarak gösterebiliriz. İ ve J burada indisler giriş çıkış değil. Yani hepsi normalde galiba genel görelilikte öyle kullanılıyor ama burada daha onları tanımlamadık. Tabii kuantum şeyde dalga fonksiyonlarını tanımlarken onların önemi olacak mesela. Dik olanlar her zaman fiziksel olarak fiziksel indisler geçecek. Yatay olanlar da her zaman bağ indis. Ama şu an bu koşulda onunla ilgili bir şey belirtmedik. Sonra üçüncü dereceden bir tensör de arka arkaya dizilmiş matrisler olarak aslında sayfalar gibi düşünebiliriz. Ama dördüncü dereceden bir tensörü görselleştirilmiyoruz. Bunu yaparak aslında yani n tane indisi olan tensör belirleyebiliriz. Tabii burada hepsi bütün indisler kendi boyutuna sahip olabilir. Mesela bu 5 boyutlu olabilir. Bu 6 boyutlu. Bunun için bir sınır yok. Tamam bunlar basit n boyutlu, n indisli bir tensörü belirleyebiliriz böylece. Daha sonra basit temel operasyonlar var aslında. Bütün tensör ağlarını oluşturabileceğimiz. Bunlardan ilki tensör çarpımı. Tensör çarpımı en basitinden iki tane vektör alırsak, bunların tensör çarpımı yaparsak bir tane matris elde edebiliriz. Bu en basitinden böyle bir şey. Yani ikisini aldık, tensör çarpımları aldık, bunu aldık. Şunların hepsini şuraya şöyle yaparak. Ama bunları mesela bu beşinci dereceden olabilirdi. Bu da altıncı dereceden. Sonuçta elde edeceğimiz tensör 11. dereceden bir tensör olacaktı. Yani bunun hiçbir sınır yok. Kaçıncı dereceden tensörlerin çarpımını yaptığınızı. İkincisi tensörler alması ya da contraction. Tensör contraction dediğimiz. Burada yaptığımız ortak bir elemanı varsa tensörlerin.
Sıralama burada da yine bir önemsiz gibi. Çünkü istediğiniz gibi tensörleri düzeltip yeniden şekillendirip onlara göre şeylerini yapabiliyorsunuz. Contraction ya da operasyonları. Yani öyle varsayıyoruz aslında. Kullanılan programlarda bunu yapıyor aslında. Burada yaptığımız işte ikinci dereceden bir tensörle matrisi üçüncü derecenin contraction'ını alıyoruz. Daha doğrusu yine çarpımını yaptığımızda şu iki eleman birbiriyle aynı oldukları için sonuçta onlar arasında bir toplam yapıyoruz. I üst, J üstünden ve üçüncü dereceden bir tensör elde ediyoruz. İKL olan indisleri. Bunun da örneği iş çarpım. Mesela iş çarpım tensör contraction'ın daralmasının özel bir durumu. Ya da bir vektörün ya da matrisin bir tensörün şeyde trace'ini almak da aynı şey. Bunun gibi operasyonlar. İş çarpımı aldığımızda bütün elemanlar üstünden toplam yapıyoruz ve sonuçta elde ettiğimiz bir tane sabit. Sadece yaptığımız gibi. Üçüncü şeyde tensör gruplaması. Elimizde beşinci dereceden bir tensör varsa IJ, KLM. IJ'yi bir tensörün tek bir indisi olarak düşünüp KLM'yi de gruplayabiliriz. Sonuçta elde ettiğimiz bir matris oluyor. Böyle bir gruplama yaptığımızda. Sonuçta da mesela bu A ise boyutu, bunun da B ise J'nin, K'nın C ise L'nin D ise işte böyle gidiyorsa sonuçta AB çarpı CDE'lik boyutlu bir matrisimiz oluşuyor. Şimdi diğer bir operasyon singular value decomposition dediğimiz tekil değer araştırması. Burada yaptığımız herhangi bir matrisi, rastgele matris diyebiliriz, M'ye N'lik. Bunu ortada tekil değerlerinin olduğu diagonal bir matris. Sol tarafta ortonormal bir matris. Sağ tarafta da ortonormal. K elemanı da hangisinin boyutu düşükse MN'de onun kadar olan ortonormal matris oluyor. Bunlar soldakilerin kolonları birbirine ortonormal. Sağdakilerin de satırları birbirine ortonormal. O yüzden bunların kompleks conjugate'ini alıp şey yaparsak ikisinin de sonuçta bir identity matris buluyoruz. Bunun tensör diyagramı ile gösterilmesi aslında basitçe. Bir matrisi alıyoruz. Böldükten sonra burası M kalıyor. Ortada K şey olan. Ortada S'yi böyle gösteriyoruz. Soru var galiba. Evet, benim sorum var da bu operasyonlar için herhangi bir şey varsayıyor musun? Yani bu operasyonlar her matris için geçerli mi? Yani singular value decomposition her matris için geçerli bildiğim kadar arbitrary aldığımız. Ya mesela yani, antisimetrik bir matrisi diagonalize edebilir mi? Aslında bizim tam bir fikrim yok. Bildiğim kadarıyla okumaması lazım. İlgisi olan varsa belki şey yapabilir. Yani singüler bir matrisi aslında diagonalize edemiyor olmamız lazım. Yani tersini alabilmen gerekiyor. Zaten evet, o zaman almamız lazım. Bunda diyebiliriz belki. Büyük ihtimalle bağlanacağı yer dalga fonksiyonu olacak. Evet, örmüşüm matrisi. Kuantum durumlarını biz burada temsil edecek Mahir. Tensör ağlarıyla. O yüzden onunla ilgilendiklerinin hepsinde SVD yapılabiliyor olacak. Ama evet, evet. Ceyda'nın dediği gibi rastgele bir matris alsak SVD'yi yapamayız tabii. Ama sadece tabii yani dalga fonksiyonları değil, başka durumların da tensör ağlarını oluşturabiliyoruz. Orada antisimetrik olduğundan oluyor. Onu gerçekten yani onunla ilgili bir şey görmemiştim. Galiba onları dediğiniz gibi es geçiyorlar. Tamam, işte böyle bir matrisi tekil değer ayrıştırması yapabiliriz. Aslında yapacağımız mesela 6. dereceden bir şeyimiz varsa tensörümüz. Bunu gruplayıp bir matrise çevirip tekrar onda da tekil değer ayrıştırması yapabiliriz. Bu epey genel bir operasyon ve çok işimize yarayacak. Burada olay aslında tekil değerlerin karesi bize bu matrisin öz değerlerini veriyor. Ve bunlar da aslında şuradaki tekil vektörlerde geçiyor. Hem soldakiler hem sağdakiler iki sette aslında
eigen vektörleri karşılıyor, öz vektörleri karşılıyorlar. Böyle özellikleri de var. Tamam, şimdi en basit aslında kuantum mekaniğinde kullanılan dalga fonksiyonları temsil etmek için tensör ağları var en basit. Burada MPS dediğimiz matrix product state, matris çarpımı durumu. Burada bir boyutta lokal sistemlere olan şeyleri işte iki boyutlu şeyler olarak burada iki boyutlu bir matris oluyor, tensör oluyor. Burada ortadaki üçüncü dereceden böyle bir oluşturabiliyoruz. Hepsi aslında lokal bir sistemi temsil ediyor. İkinci dereceden bir lattice mesela projected entanglement pair state dedikleri bir durumda temsil edebiliyorlar. Ayrıca daha karışık durumları da MERA dedikleri, multiscale entanglement renormalization ancestor. Evet. Böyle yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde tensör ağları, operasyonları da tanımlayabiliyorsunuz böyle. Aslında yaptıkları şey karışık bir durumu. Daha küçük alt sistemlerine bölebileceğimiz şeyleri indiriyorsunuz. Neyse, bizim uğraşacağımız MPS burada. Matris çarpımı durumu kuantum sistemlerinde, ama işte ilk önce şeye bakalım. Bunu mesela biz en boyutlu bir sistem için bir boyutta herhangi bir kuantum dalga fonksiyonu için yazacağız. İlk önce mesela 6 tane spin 1 bölü 2 parçacığın kuantum durumunu şey yapalım. Mesela bu durumda olmasının 6 spinlik bir durumun hepsini bir boyutta dizdiğimiz varsayalım. Bunların hepsi alt sistemler. Spin oldukları için her alt sistem iki boyutlu oluyor. Mesela şu durumda olma olasılığını bu diyelim. İlkinin up, ikincinin down, up, down olmasını. Böyle gidiyor. Bu durumu böyle yazabiliriz. Yani dalga fonksiyonunu yazarsak hepsini süperpozisyon durumunda. Hepsi matris çarpımı, tensör çarpımı durumunda. Bunları böyle verebiliriz. Bunlar da tensör ağlarıyla aslında her bir durumu böyle temsil edebiliriz. Yani şuradaki girdisi yukarı, aşağı, yukarı, yukarı. Bunu temsil ediyor. Aynı şekilde şunu da aşağı aşağı, yukarı 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 diye temsil edebiliriz. Peki en boyutlu bir durumu nasıl temsil edebiliriz? Yani en tane spin 1 bölü 2 parçacık var. Ay, 6 tane spin 1 bölü 2 için, pardon. Yine 6 tane spin 1 bölü 2 parçacık için şunu toplarsak böyle bir durumda temsil edebiliriz. Buna tensör ağda böyle olur. Bunların hepsi aslında şunların hepsi iki boyutlu oluyor. İşte sigma 1 ya up ya down olabilir. Sigma 2 de up down olabilir. Hepsinin aslında şöyle bir tane tensör, amplitude tensör oluşturmuş oluyoruz bu durumda. Tabii bu spin 2 1 bölü 2 için bakarsak 6 tane de spinimiz olduğu için, parçacığımız olduğu için 2 üzeri 6 tane katsayısı olan bir durum. Yani epey mesela bunun Hilbert uzayını oluşturursak 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 6 ve bunun bir Hamiltonian'ın şeyini bulmak, eigenvalülerini bulmak, özdeğerlerini bulmak çok mümkün olan bir şey değil. Tabii yine çözülebilecek var da daha büyük sistemlerde daha büyük sorun. Epey hesap gücü isteyen bir şey. Mesela en tane parçacığımız olduğu ve spin değil herhangi bir şey olabilir bu. Ya da spin 1 olabilir, spin 1 bölü 2 ya da fermiyonik modlar olabilir. Onun da dalga fonksiyonunu böyle yazarız. Burada yine amplitude şey var, tensörü. Bu aslında şey gibi de düşünebiliriz. Eninci dereceden bir tensör. Ya da işte bunların hepsini gruplarsak eninci derece şey kaç tane oluyor? 2 üzeri yok. Şöyle yaparsak D üzeri n tane şeyi olan terimi olan bir vektör diye temsil edebiliriz. Burada yaptığımız aslında yine şey şu durumu genelledik. 6 tane parçacığımız vardı ve hepsi de her alt sistemde de iki boyutluydu. Burada her alt sistem D boyutlu dedik. Ve şey yaptık. N tane parçacık var dedik. Bu durumda da D üzeri 6 tane katsayı oluyor. Bu çok çözülmesi mümkün olan bir problem olmayabilir çok büyük n'ler için. Mesela en boyutlu spin 1 bölü 2 parçacıklar için 2 üzeri n tane oluyor. Spin 1 parçacıklar için 3 üzeri n tane oluyor. Fermiyonik modlar için 2 üzeri n tane oluyor. Yani buradan bir eigenvalü problemi çözmek, bundan bir matris oluşturup Hilbert uzayında çok mümkün bir şey değil yani. Normal bizim bildiğimiz bilgisayarlarla. Ve
yani bu dalga şeyler hakkında, bu durumun şu katsayıların neler olduğu hakkında bilgi almak çok zor. Ama bunlar hakkında yani tam olarak çözemeyiz, ama bunlar hakkında dolaşıklık üstünden bilgi alabiliyoruz. Aslında yapacağımız Mahir, şey yok. ben bir soru sorabilir miyim? Tabii. Mesela benim evdeki kendi laptopumla hesap yapsam, hani en fazla ne kadar olabilir? Yani en şey algoritmalarla, şu an Lanczos algoritması gibi, Lankos algoritması gibi algoritmalar var. Yüz spinlik durumlar için mesela exact diagonalization diyoruz. Burada bir tane Hilbert space'imiz var. 2 üzeri 100 çarpı 2 üzeri 100'lük bir matris aslında. Bunun öz değerlerini bulabiliyorsunuz 100 spin'e kadar. Ama daha büyük sistemler çok mümkün değil. Tabii bu da o matriste bulması epey uzun sürüyordur büyük bir ihtimal. Zaman olarak bilmiyorum. Ama evinizdeki bilgisayarda onu da yapamazsınız büyük bir ihtimal. Yine özel bilgisayarlarda yapıyorlar da büyük ihtimal. Ben Şimdi çok pardon, küçük bir şey sorayım. Bu en parçacık ayırt edilebilir farklı parçacıklar assumption var mı burada? tabii aslında ayırt edilebilir parçacıklar var. Yani aslında fermiyonik modlar da ayırt edilebilir. Spinler de. Bunları aslında uzayda farklı şeylere dizilmiş bir boyutta latis gibi düşünebiliriz. Hepsi Çünkü işte. Buyurun. eğer farklı şey ayırt edilebilir olmasaydı herhalde bu katsayılar daha küçük çıkardı belli bir simetrilerden dolayı diye tahmin ediyorum. Evet öyle çıkar. Zaten mesela taban durumları için bu katsayıların birçoğu zaten sıfır çıkıyor. Yani o duruma zaten geleceğiz. İşte bu katsayılar hakkında nasıl bilgi edinebiliriz? Yani çok karışık, dolaşık bir, bu katsayıların çoğu sıfırdan farklıysa epey bir dolaşık bir durumumuz var. Ceyda'nın Diyebilirim. sorusuyla ilgili ben de bir araya gireyim mi? Tabii. Şey diyebiliriz, eğer parçacıklar ayırt edilemezse o zaman böyle Hilbert uzayını temsil edebileceğin bir tensör çarpımı yapısı sağ kalmıyor. Mesela antisimetrik bir şeye ihtiyacın var, işte fermiyon olsa bunlar. Orada tensör product yerine wedge product kullanman gerekiyor. İşler epey bir değişiyor. O yüzden mesela parçacık ayırt edilemezse bile onun yerine ayırt edilebilir, yani sistemi ayırt edilebilir olarak yaklaşabileceğim başka bir yere gitmekte fayda olabilir. Mesela fermiyonik modlar o yüzden anlamlı. Fermiyonlar ayırt edilemez olduğu halde modlar ayırt edilebilir. Yine tensör çarpımı yapısını az çok sağlayacak bir yere geçebiliriz böylece. Şeyi tam anlamadım. Parçacıklar ayırt edilebilir, ayırt edilemez olmasına rağmen fermiyonik modlar ayırt edilebilir. Bunu birazcık. Evet. Mesela herhangi bir atomun enerji seviyelerini düşün. Aha. Onlar birer fermiyonik mod. O enerjileri birbirinden ayırt edebilirsin. Hani bir ölçüm yaparak birinin taban durum enerjisini uyarılmış enerjiden ayırt etmen mümkün. Ama elindeki elektronlardan hangisi hangisiydi bunu bilmek imkansız. Teşekkür ederim. Ama burada şöyle bir şey var sanırım. Şimdi en boyutlu bir sistem için burada yapılması istenen şey o en boyutlu için yazılması gereken Slater determinantı yerine yapay zekayla daha kolay bir sürede daha kolay bir şekilde en az sürede bir şey yazabilmek. Enerji öz değerlerini yazabilmek galiba değil mi? Yani burada yapay zekaya girmeyeceğiz. Aslında Hani onları da ben yapay yapıyorlar. zekayla şöyle Tabii. ne bileyim deep learning'in de veya makine öğrenmesinde aynı şeyler gibi düşünüyorum da yani açıkçası ikisi arasındaki çok farkı çok şey yapmıyorum. Ama burada yapmamız gereken şey bir makina vasıtasıyla işte o makinenin arka planda sürekli öğrenerek sistemleri bir şekilde bize sistemler hakkında bilgi vermesini sağlamak. Şimdi mesela burada en fermiyonik mod dediğimiz şey aslında bunu bir yazmaya kalksak bunun bir Slater determinantını imkansız gibi bir şey bu. Evet, en çok büyükse. Ama sizin yaptığınız şey bunu çok daha basite indirgemek galiba değil mi? Ya biz tamamen taban durumlarıyla çalışacağız aslında şu an. Zaten Taban orada durumları da onu yapıyor. Slater determinantı da sürekli varyasyon hesabı yaparaktan minimum sonuca ulaşmaya çalışıyor. taban durumlarında özelliği aslında şu terimlerin birçoğu, amplitütlerin birçoğu sıfır çıkıyor.
Yani bu aslında dolaşıkla ilgili bir şey. Normal çoğu mesela Hilbert uzayına bakarsak çoğu durumda işte entropisini hesaplıyoruz. Entanglement entropi, geleceğim oraya. Entanglement entropi parçacık sayısıyla değişen bir şey. Neyle değişen oluyor. Neye arttıkça şey de artıyor. Entanglement entropi de artıyor. Bu da aslında sistemin işte dolaşıklığının arttığını gösteriyor ve temsilde zorlaşıyor. Çünkü bu katsayıların birçoğu sıfırdan farklı geliyor. Ama taban durumlarına baktığınızda gördükleri şey bir boyutta sizin neye sonsuza da gitse entanglement entropinin sabit kalıyor. Yani bu da demek oluyor ki bazı şeyler, eigenvalüler çok baskın. Anladım. Bu, bazı eigenvalülerin çok yani eksponansiyel olarak azalıyor olduğunu görüyorlar. Eigenvalülerdeki şey değerleri ve böylece aslında bazılarını kesebiliyoruz diyorlar. Oralara geleceğiz şimdi. Bu kesme sayesinde de epey bir sistemi küçültüp yani 2 üzeri n boyutken orada bir küçük bir error alıyorlar. Yani kestikleri için ama kestikleri şey hesapta hiçbir sorun yapamadan aslında taban durumunu çok iyi bir şekilde bulmalarını sağlıyor. Şimdi ona geleceğiz. Onun için dolaşıklıktan girmek lazım. Mesela en basitinden şöyle bir sistem up-up iki spinlik bir durum olduğunu düşünelim. Bu durumda işte bu amplitüt 1'e eşit oluyor. Bu tamamen ayırt edilebilir bir durum. Yani iki alt sistem ayrı tensör çarpımı şekilde ayrılıyor. Bu durumda dolaşıklık yok. Bildiğimiz dolaşıklığın en basit ifadesiyle böyle ifade edebiliriz. Mesela böyle bir durum olduğunu düşünelim. İkisinin süperpozisyonu up-up ile up-down'un. Bu durumda yine dolaşıklık yok. Çünkü iki sistemi tensör çarpımı şeklinde ayırabiliyoruz. Ama singlet dediğimiz duruma gelirsek, aradaki işaret eksi olursa, siz bunu tensör çarpımı şeklinde yazamazsınız. Bu durumda dolaşıklık var diyorsunuz. Tabii yani iki boyutlu bir sisteminiz varsa, bunu yapması çok kolay. İki tane spininiz varsa sadece. Ama burada dört boyutlu bir sistem oluyor. Ama sizin böyle bir durumunuz varsa, n parçacıktan oluşan n tane spininiz varsa bunun dolaşıklığını nasıl hesaplayacaksınız? Yani dolaşıklığının tensör çarpımları şeklinde yazmak pek yapılabilir bir şey değil. Ama mesela bunun üstünden şey hesaplayabilirsiniz. Bazı bu dolaşıklığı niceliksel olarak hesaplamanın yöntemi var. Bunu da aslında biz şimdi şeye geleceğiz. Entanglement entropiye. Bunu da yapmak için mesela böyle bir sistemimiz olduğunu düşünelim. Yine n tane parçacık. Spin olmayabilir, farklı şeyler de olabilir. Bunu ortadan ikiye bölelim. Bu Schmidt decomposition, Schmidt ayrışımı dediğimiz şey. İki ayrı subsistem alıyoruz. Ve bunları bu şekilde yazdığımızı düşünüyoruz. Yani yazabiliyoruz aslında. Buna bize izin veriyor Schmidt ayrışımı. Sonra buna singular value decomposition yaparsak şu katsayıları, bu katsayıları bulduğumuzda tekrar şuradan bu sistemleri bunlar şeydi, orta normal matrislerdi. Böyle bir düzenleme yapıp şuradaki SA'lar da aslında singular value'ler. Hepsi de sadece diagonalleri var. Böyle yazdığımızda elimizde şöyle bir durum elde ediyoruz. Bunlar singular value'ler, tekil değerler. Bunlar da birbirine tamamen aslında A dereceden nasıl desem iki tane alt sistem bulduk. Onları yeniden yazdık. Orta normal olarak ve böyle bir durum elde ettik. Bunun güzel tarafı eğer R 1'e eşitse sizin sisteminizde hiç dolaşıklık olmadığını söylüyorsunuz. Yani bu dalga fonksiyonu hiç dolaşık yok. Bu ne demek? R 1'e eşitse sadece bir tane tekil değerin sıfırdan farklı. Diğerleri hepsi yani o tekil değerle direkt 1'e eşit oluyor. Diğerleri hepsi sıfırdan farksız. Sıfıra eşit oluyor. Ama ben şöyle desek daha mı doğru? Hani A ve B diye ayırdığında bu A ve B arasında dolaşıklık yok demek oluyor. Değil mi? Hani herhangi bir başka alt sistem tanımında dolaşıklık olabilir ama A ve B diye bu şekilde ayırdığında eğer bir tane burada tekil değeri varsa zaten A ve B'nin durumlarının çarpım durumu gibi gözüküyor. O yüzden A ve B arasında dolaşıklık yok diyoruz herhalde. Aynen. Ama yine bu bize bütün sistem hakkında bilgi veriyor. Bütün sistemde kendi şeyin ne kadar oldu. Haksız mıyım? Eğer her AB, her olası AB ikili ayrıştırmasına bakarsan evet. Bir tanesine baktığında yetmiyor olmalı.
Anladım. Tamam. Yani şu iki sistem arasında, alt sistem arasında dolaşıklık olup olmadığını niceliksel olarak yani yine söyleyen bir şey aslında. Bunun alt sistemleri bir güzel tarafı da density matris oluşturup oradan da partial trace alırsak iki sistemin de alt sistemin de density matrislerini kolayca vurabiliriz ve ikisi de aslında şey oluyor. SA kareleri oluyor. Yani eigen değer öz değerleri oluyor buradaki şeyler. İki matrisin katsayıları. Böylece biz Van Neumann entropiyi tanımlamış oluyoruz. Bunun üstünden böyle gidersek. Ve mesela en boyutlu bir sistem için maksimumu tanımlarsak, maksimumda ne oluyor? R tam ortadan ikiye böldüğümüzü düşünelim. R n bölü 2 oluyor ve bütün özdeğerlerde sıfırdan farksız tekil değerler sıfırdan farksız olduğunu ve sıfırdan farksız olması bir yana hepsinin birbirine eşit olduğunu söyleyelim. O zaman bütün özdeğerler 1 bölü 2 üzeri 2 üzeri n bölü 2'den 2 üzeri n eksi n bölü 2'ye geliyor. Bu durumda bizim Van Neumann entropiyi hesaplarsak Van Neumann entropi n'e yaklaşık olarak n'e eşit oluyor. Yani bu bize söylüyor ki eğer bizim şöyle bir sistemimiz varsa bunun bu sistemler arasındaki sistemler arasındaki dolaşıklık n'le değişen bir şey aslında diye bir çıkarım yapabiliriz. Ve biz bunu mesela bütün şey yaparsak, Hilbert space üstünden yaparsak çoğu sistemin yani çoğu dalga fonksiyonunun Van Neumann entropisi n ile değişiyor. Eğer sizin n'iniz artıyorsa, yani parçacık sayınız artıyorsa, dolaşıklığınız da işte şey oluyor, maksimum oluyor. Ama burada bir belirli bir alt sistem var. Bu alt sistemde dolaşıklık maksimum değil. Yani aslında diyebileceğimiz şu ayırdığımız katsayıların birçoğu sıfırdan farklı. Ya da işte birçoğu sıfır, bir kısmı sıfır değil. Yani baskın olanlar var. Şu durumlar için söyleyebileceğimiz özel şey eğer sizin durumunuz şöyle oluyor, onları da araya yasız diyorlar. Eğer bir boyutta dizdiğiniz Van Neumann entropisi de constant olanlar varsa bazı eigenvalüleri dalga fonksiyonunuz için eksponan çok baskın oluyor ve değerleri şöyle gösterirsek taban durumları oluyor aslında bunlar. Taban durumlarının eksponansiyel olarak eigenvalüleri azalıyor değerleri. Ve normal bir state'de Von Neumann entropisi n olanlarda her eigenvalü aslında yaklaşık olarak birbirine aynı değeri oluyor. Bu da bize neyi sağlıyor? Taban durumlarında 2 üzeri n'lik bir tane sistemimiz varken biz bunu bir yerden kesebiliyoruz. Bu kesme de aslında sistemi küçültmemizi sağlıyor. Yani tekrardan sistemi kurmamızı sağlıyor. Kestiğimizde daha küçük bir sistemle bunun üstünde çalışabilmemizi sağlıyor. Mesela buna M diyeceğiz bizden bundan sonra. Biz M tanesini alıyoruz. M sizin seçtiğinize göre değişebilir bir şeyler. M tanesini seçtikten diğerlerini atıyoruz ve buradan bir hata hesaplıyoruz aslında. Yaptığımız tamamen bu şeyde. Mesela bunun üstünden şey yapabileceğimiz matris çarpım durumlarını hesaplayabiliyoruz. Onların nasıl matris çarpım durumuna gelebiliyoruz? Onu nasıl yapacağız? Şuradan Schmidt decomposition yapıyoruz. Schmidt ayrışımı. Buradan bir tane M1 taban durumunu yani sigma 1'i temsil eden bir tane matris oluşturuyoruz. Ve bununla bu sistemle subsistem 1 oluyor. Subsistemle diğerleri hepsinin arasındaki şeyi dolanıklığı hesapladığımızda da M tanesini tutuyoruz sadece. Şuradaki kestiğimiz gibi taban durumları için konuşuyoruz tabii. Sonra tekrar şuradan kesiyoruz. Buradan da kestiğimizde de yine M tanesini tutuyoruz. Bu iki sistem arasındaki şeyden dolaşıklıkta. Bunlar bond dimension diye de geçiyor. Bağ boyutları diye geçiyor. Bağınisler. Bu bölmeye devam ettiğimizde böyle bir çarpım durumu elde ediyoruz. Hepsini fark ettiyseniz bunların hepsi en boyutlu. Çünkü diğer bütün eigen değerleri attık. İki sistem arasında iki sat sisteme bölmüştük.
iki sistem arasında bölerken diğerlerini attık yavaş yavaş. Ve sonuçta bizim elimizde matrisler oluştu. Ve bunları da böyle yazabiliyoruz. Aslında yaptığımız bu sigmalar burada sigma 1 kadar burada matrisimiz var. Aslında bunlar bir şey olduğu için bu vektör. Tamamen satır vektörü. Burada sigma 2 tane matrisimiz var. Terimleri de işte rolları sigma alfa 1, kolumları da alfa 2 ve böyle gidiyor. Biz dalga fonksiyonumuz eğer taban durumları için çalışıyorsak böyle yazabiliyoruz. Bu da aslında bizim için çok büyük bir sistemi küçük parçalara matris çarpımlarını indirmemizi sağlıyor. Ve ayrıca burada da iki sistem arasındaki şeyde entropiden hesaplanıp şurada da büyük bir kesme yaptık aslında. Herhangi bir durum mesela alırsak yukarı aşağı yukarı yukarı aşağı onun matrislerini böyle yazabiliriz aslında. Matris çarpımları şeklinde oluyor. Her alt sistemin birer matrisi var. Bunlar en genel durum. Bu M'lerin aslında işte alt matris temsil eden şu durumdaki lokal site 1'dekinin herhangi bir şey olabilir. Ama bunların özel olarak ayrıştırmaları da var. Burada singular value decomposition'dan yararlanacağız. Ne yapacağız? Şu D boyutlu bir sistemde. Bunu sonra da burada kalanları sigma 2'den sigma n'e kadar grupluyoruz. Bu da D üzeri n eksi 1 tane boyutlu oluyor. Bir tane matris elde ediyoruz. Bu matriste singular value decomposition yaptığımızda bir tane orta normal baz elde ediyoruz. Burada U1 sigma 1 boyutlu. Burada da şey tekrar bir tane V elde ediyoruz. Sonra tekrar S ile V'yi birleştiriyoruz. U'yu burada bırakıyoruz. Ve arada da sadece single value'lerden M tanesini tutuyoruz. Single value'ler tamamen şeylerle, eigenstatelerle, öz değerlerle zaten ilişkiliydi, karesiyle olduğu için. Aynı şekilde M tanesini tutabiliyoruz. Sonra burada tekrar gruplamadan bozuyoruz. Tekrar bir gruplama yapıyoruz. Burada tekrar single value decomposition yapıyoruz. Tekrar şu ikisini toplayacağız. Ve sonuçta böyle bir sol kanonik form dediğimiz bir forma erişiyoruz. Bunların hepsi orta normal bazlar. Yani bunların eğer siz şeyini alırsanız iş çarpımı yine şeyle dalga fonksiyonunun aynısıyla pisiyle bunların hepsi aslında bire gidecek. Şunlar birbirini götürecek. Ve elimizde tek orta normal olmayan bu var. Yani bir götürmeyecek. Aslında bu durumdaki bütün sistemdeki bilgiyi taşıyan olarak geçiyor. Diklik merkezi diye de geçiyor aslında. Bunun üstünden çalışacağız aslında bundan sonra giderken. Şu işlemleri aynı şekilde sağdan başlayarak yaparsak, yani bu S ile V'yi birleştirmek yerine S ile U'yu birleştirirsek, sağ kanonik formu elde ediyoruz. Bunlar da orta normal bazlar. Ve bir diğer form da karışık kanonik form oluyor. Karışık kanonik formda da sağdakiler yine orta normal bazlar. Soldakiler de orta normal kendi aralarında. Ortada da diklik merkezi var inde. İyi de. Mesela çarpım durumunu... Ya ben basit bir soru soracağım. Bir önceki slide'a gelebilir misin? Bu şeyler, bu senin orta normal bazların sistemdeki bir durumu temsil ediyorlar, değil mi? Yani iki slide önceye gelebilir misin? Bu ilk M'leri bulduğumuz bir öncekini. Bir dakika. Ha, şimdi buradaki şu şeyin içerisinde sigma 1 sigma n'e kadar ket'in içerisinde o wave function bana tüm sistemi anlatıyor. Evet. Üstündeki M kat sayıları ne söylüyor bana? Şuradakinden mi? Bir alttakine. Şurada. Evet, buradaki M'ler ne anlatıyor bana? Buradaki M'ler aslında bizim bir dalga fonksiyonumuz vardı. N'inci dereceden. Ve evet. Onu her alt sistemi bir tane matrisle temsil ettik. Aslında bir tane değil, fiziksel boyutumuz kaçsa, mesela D olsun, D tane matrisle temsil ediyoruz bir alt sistemi. Ve her alt sistem için geçerli. Ve matris çarpımları şeklinde herhangi bir durumu, bir kat sayıyı bu şekilde temsil edebiliyoruz bu sayede. Ama işte bunlar bana ne anlatıyor? Şimdi şu şeyin dalga fonksiyonu
ortonormal şeylere ayırdım. Onlar bana fiziksel bir durumu boyutlarına ayırmışım. Yani ölçülebilirlerine ayırmışım. Onlar benim bazlarım oluyor diye anlıyorum ben. Ama bu M de bana bir sayı verecek. Hani şimdi klasik de bakınca M bana bir olasılık şeyi veriyordu, ağırlığı veriyordu. Bu M ne? Aslında bu M'ler direkt dediğiniz gibi şeyi veriyor, katsayılar veriyor. Yani bunların çarpımından sonuçta olacak şuradaki katsayıyı bulmuş oluyorsunuz siz. Ve şurada da sigma kalmış oluyor. Yine o durumun ağırlığını mı vermiş oluyor? Yani? Evet, tamamen ağırlığını veriyor. Yani yaptığınız şey, şuraya gelirsek, çok yine gittim ama. Yani şuradaki durumu elde ediyoruz hepsi için. Bunu matris çarpımlarına ayırdık ve toplamları cinsinden yazdık şeyleri. Soru şey Mahir, tek tek M'lerin M'lerden de olasılığı tanımlayabiliyor musun? Yani M'lerin çarpımları evet pisiyi veriyor. Ama M'lerin kendisinin fiziksel bir anlamı var mı? Hayır. Yok, hayır, çarpımları bize fiziksel bir şey veriyor. Şey diyemez yani, miyiz peki? M'lerin özelliği hepsi. Sen mesela ilk M'yi ne yaptın? İşte birinci şeyi, parçacığını aldın, diğerlerine grupladın. Birinci parçacık ve diğerleri arasındaki aslında ilişkiye bakıyordum. Oradan olasılıkla ilgili bir şey çıkmaz mı? Sanki çıkabilir gibi geliyor bana. Hani tam şey değilim, ben de emin değilim ama onların da fiziksel bir anlamı olabilir. Dolanıklık miktarına dair bir bilgi veriyor. O kesin. Şey, asıl dolanıklık miktarında bilgi veren sanırım şey çiçek. Buradaki bu alfa indisleri. Şey gibi analoji kurabilirsin mesela sinir ağlarında. Ne vardı? Senin elinde bir nöronlardan oluşan bir düzlemin var. Sen aslında onların arasındaki korelasyonları arıyorsun ama bunun için işte saklı düzlemler koyuyorsun sisteme. O saklı düzlemlerle çapraz şeyler aslında senin o ilk layer'ındaki düzlemindeki korelasyonları bir anlamda taşıyorlar. Burada da işte neye parçacığın varken sen sistemi böyle neye böldün? Bu ekstra alfa 1, alfa 2 indisler o sinir ağlarındaki saklı düzlemler gibiler. Parçacıklar arasındaki korelasyonların bilgisini taşıyorlar bir şekilde. Hani o şeyleri M tane şeyi tutarak, en yüksek özdeğeri tutarak aslında mümkün olduğunca korelasyonu hiçe saymadan sistemi basitleştirmeyi denedi böylece. Okay. Aslında yani bir şey yok mu arkadaşlar burada baktığımız zaman? Bakın her bir döngü tekrar M alfa 5'te tekrar 1'e dönmüş. Bu sanki şey gibi, bir permütasyon grup gibi bir şey bu. Oradaki yani, bir indis şeyi, indisini alabileceğin maksimum değer galiba. Şuradaki bir mi? Evet. Aslında evet. Bu en soldakinden şeye eşit diyor. Bu satır matrisi. Evet, bu da kolum matrisi oluyor en soldakinden. Aslında sizin burada, yani bunu matris şeklinde yazarsak bu üçüncü dereceden tensör, bu üçüncü dereceden, bu ikinci dereceden. Ama burada sigma 1 kadar matrisiniz olduğunu düşünüyoruz. Burada sigma 2 tane matrisin ama bu şey aslında row şey. Sonuçta elde edeceğimiz bir tane katsayı ya. Soldaki şey oluyor, satır. Sağdaki, ortadakilerde matris. Sağdaki de kolum oluyor. Sonuçta çarptığımızda hepsini bir tane şey elde ediyoruz. Katsayı elde ediyoruz, bu katsayı. Dediğiniz şey, şunların hepsinin alt sistem hakkında şey fiziksel olarak bir şey veriyor mu katsayı? Belki şurada sorun olabilir. Bunlar yani geç freedom hakkın şeyde yani bir tane şey seçimi yok. Yani seçiyorsunuz ki bu sadece sistem bir tane şey yapmıyor. Geç freedom var. Aralarına şey ekleyip bunları tamamen matrisleri değiştirebiliyorsunuz. Ve bu matrisleri istediğiniz katsayıları şey olabiliyor. Geç freedom var. Mesela şuraya x-1 yapsanız olan bir şey olan identity matris. Yani bu kat şeyleri değiştirebilirsiniz. Oradan fiziksel olarak bir şey çıkarması zor olabilir. Yani bu matris çarpımını elde etmenin bir yöntemi şey yok. Bir tane öz biricik bir şey yok. Matris çarpım durumu yok. Orada belki sanırım şartlı olasılıklarla falan bir bağı olmalı. Yani evet tek bir unique yol yoktur bu decomposition'da. Ama bu M'ler en kötü şartlı olasılıklarla ilgili bir bilgi taşıyor olmalı gibi şey yapıyorum. Hani DMRC literatüründe yani bunlara bir anlam yüklemeyi hiç denememişlerdir de büyük ihtimalle diğer alanlarda yapılan işlerde mesela şey var biliyorum. Perimeter'dan
Hardy var. O işte genel görelilikle kuantumu birleştirmeyi deniyor. Bunu birleştirmek için her ikisini bir olasılık teorisi olarak yazıyor. Bu işi de gene şeylerle, bu tensör ağlarıyla yapmayı deniyor. Oralarda falan bulabiliriz belki o tür şeyleri. Bunların bir anlamı var mı yok mu gerçekten? O tür işlerde bunlara bakılıyor mu? Sanki olabilir. Mahir, bir şey sorabilir miyim? Merak ettim. Tabii. Bu sigma 1, sigma 2, sigma 3'ler bunlar bir matris değil mi? Aslında evet. Sigma 1 şey gibi düşünebilirsiniz. Şu notasyonda sigma yukarıyken, yani spin durumunu düşünüyorsak sigma yukarıyken bir tane matrisimiz var. Sigma 2 iken başka bir matrisimiz var. Yani her alt sistem için iki tane matrisimiz var. Peki sigma 1 ve sigma 2'ler, yani böyle gruplara ayırdığımız sigmaların bu matrislerin boyut sayısı da aynı değil mi? Evet, sigmalar aslında burada fiziksel şeyler. Alfalar da aslında dummy indice gibi düşünebiliriz. Bunların arasındaki dolaşıklığı taşıyan şunlar. Ve aslında boyut olarak şey oluyor. Yani şuradaki şu ne oluyor? Alfa 1 çarpı alfa 2'lik bir matris. Ama her zaman dediğiniz gibi upta down'da aynı boyutta. Tamam. Hı-hı. Ya aslında hepsi en boyutlu. Çünkü biz ne yaptık? Eigenvalülerimiz vardı. Onların M'den sonrasını kestiğimizi diyoruz. Hangi M'i kestiğimizi, M'i biz seçiyoruz tabii. Çünkü oradaki dikey oluyor ve oradan bir yerden sonra kesmemizin bir sorunu yok. Çünkü neredeyse hiçbir katsayıları olmayan dalga fonksiyonu. Çok az katsayı. Şimdi kanonik formları elde ettik. Peki bu matris çarpımlarının bize hesapsal verimliliği ne oluyor? Mesela biz direkt matris çarpımı yapmadan şu durumu işte şeyini alsaydık, iş çarpımı alsaydık bir dalga fonksiyonu, elde edeceğimiz 250 tane katsayısına toplam yapacaktık. Böyle bir durumda. Ama biz buna matris çarpımı şeklinde yazdığımızda yapacağımız şey ne olacak? İşte durumumuz buydu. İlk önce şu ikisini arasına çarpıyoruz. Sonra şunu alıp bir daha çarpıyoruz. Ya da buradan da gidebilirsiniz. Bir fark yok. Sonra buradan bunu aldık. Böyle kaldı. Sonra tekrar şunu birleştirdikten sonra bunu da aldığımızda yapacağımız şey, sonra da bu kalan matrisle şunu birleştiriyoruz. Ve sonunda skaleri bulabiliyoruz. Buradaki olay da hesapsal verimliliğe şey oluyor. Sizin kaç tane contracted edilen dimension'ınız var. Bir de uncontracted edilen var. Yani şu durumda işte bunlar M'ler. Bağ indisleri ise şu da fiziksel D. Bu da bağ indisi. Sonuçta yaptığımız MD çarpı M karelik bir işlem yükü oluyor aslında bu. Yani şurada yapacağımız 2 üzeri N tane hesap yapmak varken, burada kestiğimiz durumda M üzeri 3 çarpı D tane bir tane şeyle hesapla yapabiliyoruz. Aslında epey bir şeyden tuttu. Ne kadar bir şey veri saklamamız gerektiğinden şey yapıyor işlem yükünden. Burada bir soru var mı? Şu durumun nasıl kolaylaştığına dair. Yani aslında bütün matris çarpım durumunun olayı bu. Yani çok büyük bir sistemimiz vardı. Bütün işlemi birden yapmak yerine alt küçük parçalara bölüp küçük parçalar üstünden işlemler yapıyoruz ve bu bize büyük oranda bir hafızadan kurtarmaya ve işlemi yapabilmemize sağlıyor aslında. Aynı şekilde matris çarpım operatörleri tanımlayabiliyoruz. Bunlar da ama bu sefer iki tane fiziksel şey oluyor. Ve bunları da işte bunların arasındaki bağ indisini de yine betalar cinsinden yapabiliyoruz. En boyutlu bir sistemde böyle yazabiliriz. Mesela sadece en yakın iki sistem arasındaki şeyimiz varsa, böyle bir Hamiltonyanımız varsa o Hamiltonyanı böyle yazabiliriz çarpımlar şeklinde. Şu terimler aslında uzak parçacıklar arasındaki ilişkiyi gösterenler. Bunlar da en yakındakiler, uzaktakiler. Zaten bunlar lokal sistemler olduğu için bizim çalıştıklarımız lokal Hamiltonyanlar. Buran çalıştığımız taban durumlarının da çoğu öyle. Yani çoğu öyle değil zaten. O M'den kesmemizi sağlayan taban durumları onlar. Lokal Hamiltonyanların taban durumları. Onları böyle bir operatör cinsinden yazabiliyoruz. Şimdi hayır. MRG'ye geçmeden önce belki burada durabiliriz. Yani.
Annenin arayı burada istersen verebiliriz. Hani varsa soru. Büyük bir ihtimal soru vardı. Bazı yerlere daha fazla, şey daha fazla açabiliriz şeyi. Şeyi söylemeyi unuttum. Tabii şuradaki özel yerin aslında nasıl bir Hamiltonianların taban durumlu olduklarını. Yani buradaki taban durumlar gapped dediğimiz yani grand taban durumuyla ilk first excited state arasında epey bir enerji farkı var. Ve ayrıca buradaki Hamiltonianların hepsi lokal Hamiltonianlar. Yani öyle bir özel durumdaki taban durumları. Lokalden buradaki lokallikten yerellikten kastın ne? Uzun şeyleri almıyoruz. Bir boyuttaki işte şey parçacıklarımız varsa dizdiğimiz sadece en yakındaki ilişkileri, dolaşıklıkları daha fazla. Uzaktakiyle interaction'ları daha az aslında. En yakınındakiyle her zaman interaction olan bir boyuttaki ipi alıyoruz aslında. Ve onlar en genel Hilbert düzeyinin ufak bir köşesini oluşturuyor. Bir alt evet olur. Evet yani o durumu sağlayanlar şunu sağlayabiliyor yani. Öyle taban durumları var ki işte bazı terimleri çok baskın, bazı terimleri de neredeyse hiç yani dikkate değer bile değil. O durumlarda kesip daha küçük bir madde şey oluşturabiliyoruz. Uzayı küçültebiliyoruz aslında. Bu renormalizasyon da galiba buradan geliyor isimdeki mesela DMRG'deki. Yani ne büyük bir sistemimiz var. Onu tekrar bir normalize edip daha gereksiz bilgileri atıp küçük bir sisteme yani boyut, gereksiz boyutları atıyoruz galiba bilgileri renormalizasyonda olan. Daha küçük boyutlu bir sistem oluşturuyoruz. Var mı dinleyicilerden herhangi bir soru? Yoksa bir 10 dakika ara verebiliriz.
Mesela elimizde bir tane oluşturduk. Matris çarpım operatörü de oluşturduk. İşte bir tane Hamiltonian'ı alt sistemlerine bölerek aynı şekilde matris çarpım durumunu da oluşturduk. Peki bunların üstünden enerjiyi işte nasıl buluruz? Bundan yoğunluk matris, taban durumlarını bulacağız. İşte elimizde bir tane artık matris çarpım durumu var, matris çarpım operatörü var, Hamiltonian'ı var aslında. Siz buradaki enerjiyi istiyorsunuz. Bu minimumu sağlayanı isteyeceksiniz. İlk önce bunu böyle yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şunlar dual space'deki şeyler oluyor sizle. Böyle bir şu durumu şöyle yazabilirsiniz. Burada yapacağımız şey buradaki minimum enerjiyi veren bu Hamiltonian için minimum enerjiyi veren dalga fonksiyonunu bulacaksınız. Yani taban durumunu bulacaksınız. Bizim işimiz bu. Şimdi bunu yapmak için ne yapmamız gerekiyor? Buradaki ekstremum değeri bulacağız. Minimum değeri bulacağız. Bunu yapmak için de mesela şu iki terimi çıkarıyoruz. Şu iki terim. İlk önce. Bunu yapmamızın sebebi de şuradaki bağı optimize edeceğiz. Bunu yaptıktan sonra elde ettiğimiz işte böyle bir çarpım oluyor ve şöyle bir durum var. İlk önce mesela şurayı alalım. Bunu yapmamızın sebebi de şu iki terimi çıkarmamız. Buradaki ortonormal center'ı, dual ortonormal center'ı ve V'yi çıkardık. Çünkü bunu optimize etmek istiyoruz. Şu aradaki indisi. Tamam, çıkardık, böyle bir durum var. İlk önce şunu yazalım. Tekrar şekillendirip. Bunlar birbirine zaten dikti. Şunlar. Bunlar zaten identity veriyor. İki taraftan da aynı şekilde V'ler de. Birbirini götürünce böyle böyle götürdükten sonra elimizde şöyle bir durum kalıyor. Tensör ağı kalıyor. Şimdi buna tekrar bunun ikisini D ile V'yi çarptıktan sonra buna efektif bir dalga fonksiyonu diyeceğimiz, yani Psi I+1 olan buna dalga fonksiyonu diyorlar. Çünkü sistem hakkındaki bütün bilgiyi taşıyor. Yani bu artık şu dalga fonksiyonu için bütün bilgiyi taşıdığını düşünebiliyoruz. Bu dördüncü dereceden bir fonksiyon, tensör. Ama biz bunu tekrar gruplayarak bir tane direkt şey elde edebiliriz. Yani D kare M karelik bir tane dalga fonksiyonu elde edebiliriz. Bir tane vektör. Terimle elde edebiliyoruz. Şimdi diğer bu terime gelelim. Bu terimde de tekrar bu sefer her lokal Hamiltonian'ı ortonormal base'lere projekte ediyoruz yani. Onların üstüne izleşim ediyoruz ve bu bazlarda yazmış oluyoruz. Ve böyle L1, L2 böyle giderek şu contraction yapa yapa devam ediyoruz. Aynı şekilde sağ taraftan da contraction yaptığımızda elimizde böyle bir tensör ağı kalıyor. Şimdi buradaki şu durum tekrar diğeri gibi efektif bir şey belirliyor aslında, dalga fonksiyonu bu durumun. Ve şurası da bizi efektif bir Hamiltonian tanımlıyor gibi düşünüyoruz. Ve aslında yaptığımız şey, bunu tekrar gruplarsak şu terimleri kendi aralarında grupluyoruz. Şu terimleri de. Ve sonuçta bir tane eigenvalue problem kalıyor elimizde. Bir tane Hamiltonian'ımız var. D kare, M karelik şeyler, boyutları. M kare, D kare. Çarpı M kare, D karelik bir Hamiltonian'ımız var. Bir tane işte dalga fonksiyonumuz var. Bunu çözeceğiz. Çözmemiz gereken, yani sistemin büyüklüğü epey küçüldü. İlk başta neydi? 2 üzeri n çarpı 2 üzeri n'lik ya da d üzeri n çarpı d üzeri n'lik, d'lik bir alt sistemler oluştursak bir durumla sadece m kare çarpı d kare çarpı m kare çarpı d kare bir sisteme küçülmüş oluyoruz. Çözmemiz kalan durum. Tabii bu daha ilk durumu. Bunu devam ettireceğiz. Ama bir kere de yapmamız işlem bu kadar küçülebiliyor. Sonra bunu böyle bir durumu çözmek için zaten exact diagonalization dediğimiz, direkt aslında Hamiltonian'ı diagonalize ediyoruz. Ve böylece taban durumunu elde edebiliyoruz. Sonra bu şekilde ne oluyor? Bu dalga fonksiyonunu tekrar yazmış oluyoruz taban durumu için. Aynı bazda bu dalga fonksiyonunu yazdıktan sonra tekrar bunun gruplarını ayırıp SVD yapıyoruz. Ve SVD yaptıktan sonra da buradaki tekrar aslında bu MD'lik bir durum oluyor. Yani çünkü şurası MD kare MD kareydi. MD'lik matris oluşturuyoruz. Şu X de MD'lik. Bu MD'lik matristen SVD yaptığınızda
tekrar şuraları MD oluyor. Ve biz bunlardan M tanesini tutuyoruz. Yaptığımız şey neydi? Singular value decomposition yapıp en yüksek M tane tekil değeri tutuyoruz. Aslında bir şekilde en yüksek M tane şeyi, bu duruma etki yapan öz değeri tutmuş oluyoruz. Ve bunlar aslında önceki şeylerden, alfa i'lerden farklı. Bu sefer durumu optimize ettik. Daha küçük bir enerji için daha iyi bir dalga fonksiyonuyla bu optimize edilmiş bir durum oluyor. Şimdi tekrar bunu birleştiriyoruz. Bu sefer ne yaptık? Önceden bizim o diklik merkezimiz DI'deydi. Bu sefer şu ikisini birleştireceğiz. Diklik merkezimizi bir yana kaydırdık ve bunu da optimize etmiş olduk aslında. Relational metotla. Bu sefer aynı işlemi burada yapacağız. Yani şunu yaptıktan sonra truncate edip kesip şöyle bir tane yeni bir tane dalga fonksiyonu tanımladık. Aynı dalga fonksiyonu. Sonra aynı bu dalga fonksiyonu için tekrar durumu yazıp şuradaki gibi bunu oluşturuyoruz. Bu sefer dalga fonksiyonu değişti. Enerji de değişti. Enerjiyi bulacağız tekrar. Bu sefer ne yapıyoruz? Demin şu aradaki indeks üstünden şey yapmıştık optimize. Bu sefer bir yandakini yapıyoruz. Ne oldu? Şu indeks üstünden yapacağız. Bu sefer iki bunu ve bu indis, bu tensörü ve bu tensörü yok ediyoruz ve elim tekrar optimizasyon problemi geliyor. Ve tekrar bunu çözüyoruz. Efektif Hamiltonian oluşturuyoruz. Ve tekrar eigenvalue problem çözmüş oluyoruz. Özdeğer problemi. Bu sefer yine M tane durumu tutuyoruz. Ve biz bunu, mesela bunu yaptıktan sonra tekrar singular value decomposition yaptık. İ artı birdekine ve diklik merkezini bir yana kaydırdık. Sonra tekrar bu iki terimi yok ediyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Tekrar şeyi çözüyoruz. Eigenvalue problem. Sonra bu alfa i artı 2'yi bu sefer optimize etmiş oluyoruz. Diklik merkezi di artı 3'e kayıyor. Bir yana kayıyor. Bir alt sisteme kayıyor. Biz diğer sayete kayıyor. Sonra tekrar. Bunu n'e kadar gidiyoruz. Sonra tekrar n'den buraya dönüyoruz. Tekrar buraya geldiğimizde bir sivet tamamlanmış oluyor. Ve her seferinde aslında bu alfalar optimize olmuş oluyor. Buradan tekrar devam ediyoruz. Böyle böyle devam ederek bu dalga fonksiyonunu aslında optimize etmiş oluyoruz belli bir Hamiltonian için. Ve enerji de aslında bir şey olmuş oluyor. Ve böylece taban durumu şey yapmış oluyoruz. Belli bir yerden sonra enerji converge edecek zaten. Onu bulduğumuzda dalga fonksiyonunu da bulmuş oluyoruz. Burada resim kötü duruyor. Büyütünce fark etmemiştim. Buradaki durumlar DMRG'den bulduğumuz enerjiyle bir kesin bir bulduğumuz şey bildiğimiz bir enerji olduğunu duyun, deneyden ölçtüğümüz. Bunlar arasındaki farkı veriyor. Ve burası da şey sayımız. Ne sayımız? Ne kadar büyüklükte bir sistemimiz olduğumuz sayısı. Şimdi siz bond dimension'ınızı m'nizin 20 tutarsanız bir yerden sonra artık büyük sistem için çalışsanız bile şeyiniz düzelmiyor. O kadar iyi sonuç bulmuyorsunuz. M'yi arttırdıkça gördüğünüz gibi daha iyi enerjiler bulmaya başlıyoruz. Çok büyük sistemler için bile çalışsak daha iyi enerjiler bulmuş oluyoruz. Ve M'yi mesela daha da arttırsanız şöyle inecek aşağıya. DMRG'nin basit çalışma prensibi bu. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Belki bunlar üstüne nasıl programlar var? Mesela iTensor var. Ona girecektim ama maalesef bilemedim. Kuantum kimyada nasıl yapıyorlar? Ona gelebiliriz belki. Kuantum kimyada dediğimiz gibi post artifoklarla bir tane dalga fonksiyonu buluyorlar. Bir molekülü çözüyorsunuz. Post artifok. Daha sonra post artifok. Artifok'u çözüyorsunuz. Sonra post artifok yapıyorsunuz. Yani daha iyi bir ansast olması için. Çünkü elinizde ne kadar iyi bir ilk durum olarak girdiğiniz bir şeyiniz varsa, MPS matris product tarifiniz varsa işleminizin süresi de o kadar kısalıyor aslında. Yani çünkü zaten oradaki korelasyonları o kadar iyi alan var. Bu kadar çabuk şu proses şey oluyor. Converge ediyor enerji. Orada yaptığımız hard foklar var. Moleküler orbitaller var. Moleküler orbitalleri diziyorsunuz. Matris çarpım durumuna. Hamiltonian'ı da biliyorsunuz zaten.
Tabii bunları arasındaki dizme şekliniz en fazla korelasyonu olanları yan yana dizmeye çalışıyorsunuz. Sonra çizdikten sonra, dizdikten sonra aynı prosesi devam ettiriyorsunuz. O şeyler içinde kuantum kimyada da kullanımı basitçe böyle. Kuantum kimyada yaklaşık 100 elektronluk sistemleri şu an yapılabiliyor diye biliyorum. DMRC ve bir haftalık falan süreçlerle sürüyor da hesap süreci. Yani epey bir çözülebilir sistemler, normal olarak çözülebilir sistemler diyeyim. Bu kadardı. Sorusu olan var mı? Bir özetleyeyim mi ben kendi anladığımı? Doğru anlamış mıyım? Sen bana onu söyle. Önce tensör ağı şeklinde dalga fonksiyonu yeniden yazsa. Bunu yaparak aslında şey olmuş oldu. Senin dalga fonksiyonu yine olasılık kendiliklerin D üzerine dereceden bir tensördü. Sen onu lokal tensörlerin çarpımı şeklinde yazdın. Baştakiler ve sondakilerin derecesi 2, ortadakilerin derecesi 3. Evet. Ve aynen. Bu yazmada bu tensörlerin, lokal tensörlerin çarpımını yaptığımız o indis, ortak indis aslında fiziksel olarak sistemdeki o lokal alt sistemler arasındaki korelasyonlarla ilişkiliydi. Evet. En tensör, iki sistem arasındaki aslında. Tensör ağı temsilini buna göre kurdun. Sonra bunu işte taban durumu gibi bir şeye, taban durumu bulma problemi gibi bir probleme uyguladın. Bunun için DMRC algoritmasını aslında çevirdi. DMRC algoritmasının sanırım ilk orijinali şey değildi değil mi? Böyle tensör ağlarıyla yapılmış bir şey değildi. Yok hayır. İlk orada aslında bizim yine N boyutlu bir sistemimiz vardı. Orada partial trace alıp bir alt sisteme bakıyorlardı. Reduced density matris alıyorlardı. İndirgenmiş yoğunluk matrisi. O indirgenmiş yoğunluk matrisinde yine şey yapıyorlardı. Bazı terimleri onu diagonalize edip bazı terimleri eliyorlardı. Aslında renormalizasyon adı da oradan geliyor. Yani density matris üstünde şey yapıp bazı terimleri elip onu renormalize ediyorlardı. Sonra sistemi tekrar yazıyorlardı. Farklı bir şey alıp tekrar o prosesi density yoğunluk matrisleri üstünden götürüyorlardı. Ama sonra gördüler ki 2000 ilk galiba yoğunluk matrisi işte DMRG'nin çıkış tarihi 1992. Ama sonra gördüler ki matris product çarpımlarıyla yaparsak biz bu sistemi dolaşıklık üstünden daha iyi anlayabiliriz fiziksel olarak dediler. Yani onu gördüler. Ve dolaşıklık üstünden aslında şu an gelişmelerin çoğu aslında bu resimde. Artık DMRG tamamen matris product çarpımı şeklinde yazıp dalga fonksiyonları, orbitallerde matris product operatörleri şeklinde yazılıp bütün işlemler böyle yapılmaya başladı. Ve epey bir gelişme sağladılar aslında. Fiziksel olarak daha bir intuitive bir şeyler alabildiler. Taban durumu daha hızlı bir şekilde daha önceden bakamayacağımız büyüklükteki sistemler için bulabiliyoruz böyle. Peki şey, taban durumu dışında başka bir şey bulmak mümkün değil mi? Şu an DMRG aslında direkt şey gibi, tek bir taban durumu için değil, böyle bir aile gibi oluştu. Mesela şey, zamana bağlı olarak da bulabiliyorsunuz. Yani bir artık algoritma ailesi. Zamana bağlı olanları da buluyorsunuz. Birinci excited state, ikinci excited state'leri de hesaplayabiliyorlar. Sonra açık sistemleri de çalışılabiliyor. Yani epey bir çalışma alanı olan bir şey oldu. Ama algoritmanın çalışma mantığı temelde aynı. Yani sizin bağ indisleriniz var. Bağ indislerini sırasıyla relational metotlarla optimize edip devam ediyorsunuz. Ve sürekli şeylerle sistemi küçük parçalara ayırdınız. Küçük parçalar üstünden çalışmaya devam ediyorsunuz. Teşekkürler. Var mı sorunuz? Şey, yazılımlar hakkında belki bir iki bir şey söyleyebilir misin? Ne tür şeyler kullanılıyor? Tabii şey, şöyle, ben şu an paylaştım galiba. Şöyle tekrar. Uh,
En şu an Julia'da kullanılan aslında iTensor var. Aynı şekilde C'de de çalışıyor iTensor. iTensor DMRC yapabileceğiniz matris product state'leri yazabileceğiniz en basit, yani bilinenlerden bizim de kullandığımız buydu. Şu an biraz şey yapma şansın var mı? Daha rahat okunması için şeyi zoomlasan. Teşekkürler. iTensor mesela DMRC algoritması iTensor'da böyle. En boyutlu bir sistem oluşturuyorlar. Site'ların hepsine mesela bu SIP'in bir parçacık için. Bütün alt sistemler 3 boyutlu oluyor. Eksi 1, 1, 0 oluyor. Sonra yaptıklarını burada Hamiltonian oluşturuyorlar. Hamiltonian'ın bir, işte bir boyutlu Heisenberg Hamiltonian'ı oluyor. Oluşturduktan sonra Hamiltonian'ı işte ne yaptılar? Burada bütün sistemle şeyleri yazıp toplamları şeklinde yazabildiler. Sonra rastgele bir tane matris product çarpımı alıyorlar. Tamamen rastgele, yani hiç şey yok. Wave function olarak. Ve sweep belirliyorlar. Sweep neydi? İşte sürekli gidiyor ya, onu bir turu tamamladığı süreye bir sweep diyorlar. Kaç kez sweep yapacağı ve her sweep'te bond dimension'ı kaç tane state'i tutalım aslında. O alfalardan kaç tanesini tutalımı şey yapıyorlar. Burada direkt 100 ya da 1000'le başlamamalarının sebebi ilk önce en düşük olanları eleyelim ve aslında hızdan olarak kurtaralım diyorlar ki işte ilk önce en fazlasını tutarsak daha büyük sistemle çalışabiliriz. İşlem olarak zorlaşıyor çünkü ilk başta aldığınız initial olduğu için, yani tamamen rastgele olduğu için ilk 50 tanesini tutmak yeterli oluyor. Sonra o boyutu yükseltip daha ince ayar bir şey yapmış oluyorsunuz, optimizasyon. Sonra basitçe bu şekilde yaptığınızda da enerjiyi de algoritma sayesinde dalga fonksiyonu da elde etmiş olabiliyorsunuz taban durumunda. Sonra şeyler için... Yani burada tek fonksiyon, DMRC fonksiyonu otomatik zaten DMRC yapıyor. Evet evet, tamamen bir fonksiyon olarak yazılmış DMRC. Sonra TenPy var galiba. Python'da çalışan. Tensor Network Python diye. Kullanılan şeylerden biri. Ben hiç kullanmadım. Onun dışında kuantum kimyada kullandığımız MMPS2 diye bir tane algoritma var. Bu da şeylerde, eğer kuantum sistemleri yapmak istiyorsanız. Bu algoritma bildiğim kadarıyla 100 elektron ve 100 orbitallik sistemleri yapabiliyor. Tabii one dimensional matrisleri belirlediniz. Aynen. Bu epey büyük bir sistem aslında. Onun dışında blok diye kuantum kimyada kullanılan, şöyle bu epey yeni bir algoritma. Ve aslında gördüğünüz gibi bir tane algoritma değil, taban durumu bulabiliyor. Multi-target dediğimiz excited durumları bulabiliyor ve zamana bağlı şeyleri de, time evolution'ları da bulabiliyor. Hesaplayabiliyor. Ve tabii söylemeyi unuttum. Finite temperature'da da çalışanlar bunlar. Düşük temperature'da da çalışan şeyleri var. DMRC'nin versiyonları var aslında. Genel olarak kullanılan başka aklıma... Şeyi de belki söyleyebilirsin. Bu hani CAMPS2 ile Block 2 sadece DMRC. Yani kuantum kimya versiyonu DMRC. Kuantum kimya versiyonu. Ama bunları normal kuantum kimya paket programları üzerinden de çağırabiliyoruz. Evet. CAMPS2'yu çağırdığımız programın adı PSCP. Psi4. Psi4 üstünden de çağırabiliyoruz. CAMPS2 Psi4 da şöyle yapayım. Psi4 aslında direkt Avinishio kuantum kimya kütüphanesi. Yani burada bütün hard fork, post hard fork, DFT gibi işlemlerin hepsini yapabiliyorsunuz. Onun esinde DMRC gibi. Algoritmalar da var. Şeyi, blok 2'yi çağırdığımız blok 2 PSCF o da. Onu da şöyle. PSCF de yine kuantum kimya. Tabi bunlar açık kaynak. PSCF de, Psi4 da Python'da çalışanlar. Açık kaynak olarak yazılmış.
Aslında P4C, C'de yazılıp sonra galiba C++'da yazılıp Python'a çevrilmiş. Ama ikisi de farklı modülleri olan şeyler DMRC için. Ama ikisi de çok iyi sonuç veren şeyler. Blok 2 PSCF'de çalışıyor. Peki yani burada araştırma düzeyinde bir hesap yapmak için normal bir dizüstü bilgisayar yeterli oluyor mu? Yoksa hani cluster gibi şeyler kullanmak gerekiyor? Yani eğer çalıştığınız sistemin büyüklüğüne göre mesela 20 elektronluk ya da yani öyle bir sistem şey alıyorsanız molekülü kendi bilgisayarınızda rahatlıkla çalıştırabiliyorsunuz. Ama eğer işte biz kaç almıştık? 45 miydi? 45'lik bir tane şeyi aldık. Active space olarak elektronluk aldık. Onu kendi bilgisayarınızda yapamıyorsunuz. Server'da bile bir hafta süren bir proses aslında. Çalışma. Ama şeyi rahat diyebiliriz belki Can. Hani serverların çoğunda Python zaten olabildiği için böyle sanal bir ortam tanımlayıp o sanal ortam içinde bu DMRC yapan şeyleri kurup çok rahat çalıştırabiliyorsun. Bir de daha özel grupların yaptığı şeyler de var. Hani bazı araştırma gruplarının kendi yaptığı özel DMRC programları da var. Onlar biraz daha işlevsel de oluyorlar şeylerden ama genel kuantum kimya programlarıyla o kadar yakın ilişkide değiller onlar. Sorusu olan var mıydı? Çok hızlı anlatmış bazı yerleri unutmuş olabilirim, affedersiniz. Teşekkürler Mahir. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Şeyi de belki gene söylemek lazım. Hani sen burada sadece hesapsal şeyine değindin tensör ağlarının. Hani hesapsal bir araç olarak kullandın. Ama gayet teorik fiziğin bir araç gereci olarak da kullanılabiliyor tensör çarpımları. En basitinden çok ufak şey ne diyeyim? Mesela izin halkasal olması, tracing cyclic olması gibi özellikleri bile tek bir şekilde ispat edebiliyorsunuz. Yani böyle gayet teorik ispat yapmanın da mümkün olduğu bir dil tensör ağları. Bu yüzden teorik fizikçilerin de çok rahat kullanabildiği bir araç gereç. Ve biraz bana şeyi hissettiriyor. Bu konuda ne dersin Mahir? İşte sinir ağları da aynı şekilde. Yani biz elimizdeki şeyleri en azından mesela kuantum fiziğinde işte vektörlerle, matrislerle temsil ediyoruz birçok şeyi. Bu da bize hesapsal bir masraf çıkartıyor. Bir yerden daha fazlasını çözemiyoruz yaklaşım yapmadan. Ama bu tür böyle network tabanlı temsiller sanki daha şey gibi, işlevsel gibi daha fazla hesap yapmamızı sağlıyorlar. Bazı ispatları daha rahat görmemizi sağlıyorlar. Yani başka bir dilde yapmak. Hani var mı bu konuda bir fikrin? Bu konuda bir şeyler söyleyebilir misin? Şey olarak belki söyleyebilirim. Yapay işte tamamen deep learning gibi algoritmalarla işte nöral networklerle bağlantısı olduğu düşünülüyor. Tensör ağlarının. Bu konuda epey bir çalışma var aslında. Hatta en son bir çalışma vardı. Yani birbirleriyle eş olabilirler tensör ağları. Tam tersi mi? Yani nöral ağlar tensör ağlarının özel bir durumu gibi olabilir. Ve aslında şeyi söylemeyi unuttum. DM tensör ağları üstünden de epey bir yeni şey algoritması da çıktı. Yapay zeka algoritmaları da yazmaya başlıyorlar. Galiba DMRC'yi de ona optimize etmeye çalışanlar var. O ne seviyede onu bilmiyorum şu an. Ama o birleşme aşamasına da gelmeye çalışıyorlar yani. Yani DMRC'de büyük bir ihtimal işlemleri şey yapmak için ya da tensör ağlarıyla çalışıp yapay zekayı da işin içine çalışıp o süreci hızlandırma çabası da var. Var mı başka sorumuz? Biraz erken bitirdik. Belki de daha iyi erken bitirmek bilmiyorum ama ben şeyleri hatırlatayım. Bugünün programını hatırlatayım. Başka soru var mı yok mu onu düşünürken. Şimdi 4'te bitecekti bu ders. 4.30'da öbür
ders başlayacaktı. 4.30-5.30 arası Boğaziçi Üniversitesi'nden Zeynep Kızılırmak fizik ve sanatın ortak ve zıt renkleri diye bir ders verecek bize. O bittikten 15 dakika sonra da işte 5.45 gibi Discord kanalında sohbetimiz olacak. Mekansız fizikçilerin Discord kanalında. Orada da birçok şeyi daha rahat tartışma imkanımız olacak bugünkü derslerle ilgili. Var mı unuttuğum bir şeyler Can? Yok. Yok, başka bir şey yok. Ne yapalım? Başka sorumuz yoksa bitirelim mi? Tamam, o zaman 4.30'da görüşmek üzere diyelim.